bu işten kazanç sağlayacak. Ancak bunların yokluklarını... Kıymetli basın mensubu arkadaşlarım, bugün burada bildiğiniz gibi geçenlerde İskenderun belediye başkan aday adaylığımı açıklamıştım. Bununla ilgili bir çalışma toplantısı tertip ettik. Siz saygıdeğer muhtarlarımızı bir araya getirmeyi düşündük. Ve burada bu amaçla toplanmış bulunmaktayız. Öncelikle bu davetimi kabul ettiğiniz için huzurlarınızda hepinize teşekkür ediyorum. Sizler daima benim hayatımda ve çalışmalarımda yakınımda olmuş gruplarsınız. Basın mensupları da, muhtar arkadaşlarım da bundan önceki İskenderun kentiyle ilgili yapmış olduğumuz çalışmalarda daima birlikte çalıştığımız meslek grupları. Çıktığımız bu belediye başkanlığı yolunda da ortak çalışmalarımız olacak. Bu kenti hep birlikte ortak akılla yöneteceğiz. Biliyorum ki bu kentte bu görevi benim kadar, benden daha iyi yapabilecek birçok değer var. Burada dikkatinizi çekmek istediğim bir husus var. Bu kentte ortak akıl ortaya konulmalı. Lidere dayalı, liderliğe dayalı bir yönetim anlayışının bu kentte yönetmeye yeterli olmadığını düşünüyorum. Bu nedenle bindirilmiş kıtalarla, bindirilmiş, donatılmış ekiplerle yapılan siyasetin bir anlam ifade etmediğini düşünüyorum. Sizler 45 yıllık hayatımda mahalle muhtarım olarak, abim olarak, kardeşim olarak daima hayatımın bir parçası oldunuz. İşlerinizde komşularım, yakınlarım, hısımlarım, akrabalarım var. Bizler bu kentin bir bireyi olarak, bir yaşayanı olarak, belli meslekleri yapan insanları olarak ortak akılla bu kenti yöneteceğiz. Bugün buraya toplanırken evimin salonunda, evimin balkonunda, evimin odasında ne kadar huzur içindeysem bugün sizlerin yanında da aynı huzuru taşıyorum. Bu kentin sokakları bizim evimizin koridorlarıdır. Bu nedenle buralardaki yapılacak siyaset, buralardaki yapılacak ticaret bizi çok yakından ilgilendirmektedir. Değerli muhtarlarım, elbette siyasi yarışa girenler iddia ortaya koymak zorundadırlar. Elbette ki adaylık sürecinde mutlaka İskenderun'un ihtiyacı olan projelerimiz olacaktır. Bu projeler daima sizlerden gelen fikirlerle oluşturulacaktır. Bugün elbette bizim öncülük edeceğimiz, ortaya koyacağımız partimizin değerlerine uyuşan projeler de mevcuttur. Ancak aday adaylık sürecinde bunları konuşmaktan ziyade ortak akılın ortaya çıkartılmasında fayda var görüyorum. Muhtarlarımızın sorunlarını, sıkıntılarını çok yakından biliyorum. Her mahallemizde muhtarlarımıza yakışır bir muhtar konağının oluşturulması hem belediye hizmetlerinin hem de muhtarlarımızın yapmış olduğu hizmetlerin daha anlamlı, daha önemli bir şekilde yapılmasını sağlayacaktır. Projelerimiz arasında bulunan muhtar konakları belediyenin mülkiyetinde olduğu için, belediye mülkiyetinde yapılacağı için elektrik, su, telefon gibi, içinin tefrişatı gibi tüm demirbaşların da himayesi, donatılması gibi hususlar belediye tarafından yapılacaktır. Projelerimiz arasında bu var. Ayrıca biliyoruz ki muhtarlarımız mahallelerindeki tüm sorunlara ve kamuyla ilgili tüm sıkıntılara tek başlarına göğüs germek zorundalar. Belediye personeli kadrolarından muhtarlarımıza asistan tahsis edilmesi düşünülüyor. Bu asistanlar vasıtasıyla hem belediyeyle ilgili işlemler hem de muhtarlarımızın diğer hizmet alanlarıyla ilgili işlemlerinde kolaylıklar
temin edilmesi gibi bir projelerimiz mevcuttur. Değerli muhtarlarım, muhtarlar mahallelerin lideridir. Muhtarlar mahallelerin kanaat önderidir. Elbette belediye yönetimlerinde, belediye organlarında keşke doğal üye olarak, meclis üyesi olarak muhtarları da görebilsek. Ancak bu bir kanun meselesidir. Kanunla kurulmuş meseledir. Ancak benim çalışma prensibimde istişare her zaman yapılmalıdır. Kentimizde muhtarlardan oluşan bir muhtarlar meclisinin tesisine çalışacağız. Her ay düzenli toplanmak suretiyle muhtarlarımızın yerinde ve birebir yetkililerle hizmetlerin yürütülmesini tesis etmeye çalışacağız. Ekibimiz, basınımız, ekibimiz, muhtarımız bu kentin tüm dinamikleri, STK'ları şeklinde hayat bulacaktır. Değerli arkadaşlar, kentimizle ilgili diğer projelerimiz de var. Ancak bu dediğim gibi adaylık sürecinde ortaya konulacak projeler. Beldelerimiz var. Bu beldelerimiz İskenderun nüfusu içerisinde değerlendirilecektir. Yani sadece seçim zamanı oy veren, İskenderun bütçesinden, İskenderun kaynaklarından hizmeti zorlukla alabilen belediyeler, beldeler konumundan İskenderun'un onurlu bir beldesi, bir bireyi, bir mahallesi gibi değerlendirilecektir. Aynı hükmü şahsiyetlerini sürdüreceklerdir. Değerli arkadaşlar, toplu konutla ilgili sıkıntılarımız var. Toplu konutta yerinde ve yerli bir model öngörüyoruz. Yerli müteahhitlerimiz, yerli demir tüccarlarımız, yerli çimento fabrikalarımız, yerli imalatçılarımız, yerli ustamızla bu işi yerinde çözmeye gayret edeceğiz. Her şeyden önce birbirimize karşı dürüst olacağız. Yalan söylemeyeceğiz, birbirimizi kandırmayacağız. Arkadaşlarım adına kabul ederseniz. Sayın Başkan, buraya bakabilir miyiz? Sayın Başkan, böyle bakabilir miyiz? Tamam. Yalnız dün hepinizin de malumu, hepinizin de bildiği genel başkanımız bu ismi ima etmiş. Biz dün il başkanımı aradım. Öyle bir olaydan kesinlikle haberin olmadığını söylediler. Ankara'ya da aradık. Onların da bir şeyden haberlerin olmadığını ama bu haber menşeğin Kılıçdaroğlu'ndan çıktığı için onların yalanlama veya reddetme gibi bir lükslerin olmadığını da söylediler. Tabii hepimizin de bildiği gibi bu isim gerçekten daha önce 15 yıl İskenderun'da belediye başkanlığı yapmış bir arkadaşımızın bu partiden aday olması halinde gerçekten İskenderun tabanında büyük bir sıkıntı yaratacağını düşünüyoruz. Artık bekliyoruz genel başkanımız Amerika'dan gelirse daha detaylı bilgimiz olur. Sizlerle de bunu paylaşırız. Sayın Başkan, öyle bir kararın alınması doğrultusunda İskenderun İlçe Teşkilatı nasıl karşılayacak bunu peki? Şimdi bu karar çıktığı zaman yönetim olarak bir araya gelir, değerlendiririz. Ama yöneticilerimiz olumlu bakmıyorlar, onu antibahane söyleyeyim. Teşekkür ederim. Kentinin değerli muhtarları, siyaset iddia işidir. Siyaset irade işidir. Ben bir partinin bir üyesi olarak, delegesi olarak, bir belediye başkan adayı olarak, İskenderun'da ön seçim talebimizi tekrarlıyorum. İskenderun seçmeni, partilisi ön seçim yapabilecek, ön seçim sonuçlarını genel merkeze taşıyabilecek değerli insanlardan oluşmaktadır. Genel merkezin bu konuda karar vermesi memnuniyet verici olacaktır. Bu nedenle bu talebimizi ısrar ediyoruz.
Bunun dışında gazetelerde bir basına yansıyan haber üzerine partilerimizle zaman zaman görüşmelerimiz sonucunda böyle bir şeyin kabul görmeyeceği ve partimizce değerlendirilmeyeceği görüşü ortaya çıkmıştır. Partimizde bu konuya taraf olan yoktur. İlçe başkanımız açıklamasını yaptı. Bu nedenle biz kısa süre içerisinde ya gazeteci arkadaşımızın veya genel merkezimizin bu konudaki yalanlamasını bekliyoruz. Böyle bir şeyin ben inandırıcı olduğunu düşünmüyorum. Bir parti üyesi olarak da kabul etmiyorum. Saygı